Sayıştay raporundaki bulgularla devam edelim. Bulgu 1. Caddebostan, Menekşe ve Florya Güneş Plajı'nın hukuki bir dayanak olmaksızın şirket tarafından işletilmesi. Biraz evvel söylediğim iş bilmezlik kategorisine bir örnek. Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Haziran 2015 899 sayılı kararı ile Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Caddebostan Plajı'nın işletmesini 5 yıl süreyle ve elde edilecek cironun %5'i artı KDV oranında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi koşuluyla Sağlık AŞ'ye devretmiştir. Gayet normal, usulüne ve kuralına uygun olarak yapılan bir tahsis işlemi. Peki sonrasında ne olmuş? 2015 yapılan devir 5 yıl sonra 2020 yılında tamamlandığına göre sözleşmenin süresi bitmiş, tahsis süresi dolmuş. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından söz konusu alanların işletilmesiyle ilgili herhangi bir karar da alınmamış. Ama onlar kendi aralarında karar almışlar. Demişler ki Beltur, burayı sen işlet, sözleşmeye gerek yok, Büyükşehir Meclisi'ne haber vermeye hiç gerek yok. Yani hukuki bir dayanak olmaksızın tasarruf ve mülkiyet sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan tesisler işletilmiş ama neye göre işletilmiş, nasıl işletilmiş kimsenin haberi yok. Muhtemelen meclise sormaya gerek yok. Al burayı sen işlet diyen kimse o biliyor. Ama o kim, biz onu bilmiyoruz. Bulgu 2. Şirketin hizmet sunumunda kullandığı bazı taşınmazları ecri misil karşılığı kullanması ve şirket tarafından yasal süresinde peşin ödeme yapılmamasına rağmen indirimli tahakkuk kayıtları yapılması. Ne güzel değil mi? Tabii ya, ne gereği var meclise gönderip de usulüne uygun bir şekilde yer tahsisi yaptırmaya? Ecri misili bir kiralama yöntemi olarak kullanmak ne de parlak bir fikir değil mi? Büfede büfe, illaki büfe. Dalyan Parkı'na bir büfe, bir tane de Moda İnciburnu'na, yetmez bir tane Göztepe Parkı'na, Tuzla'ya, Haydarpaşa'ya Kartal'ı açalım, Maçka'ya iki tane, Esenyurt'a, Mecidiyeköy'e, Ümraniye'ye, Florya'ya, Bebe'ye, hatta bir tanesi var ki gazhanede işgalli alan 1000 metrekare. Vallahi pes doğrusu. Sizdeki bu büfe aşkı Mecnun'un Leyla'ya olan aşkını solladı. İşin trajikomik başka tarafı da Sayıştay diyor ki, aynı zamanda ecri misil bedellerinin yasal süresi içerisinde ödenmemesine rağmen peşin ödenmiş gibi gösterilerek %15 indirimli kayıt altına alınması. Anlaşma öyle güzel ki meclisi bypass ederek ecri misili kiralama yöntemi olarak kullanmışlar. Hem de ecri misil indirimi yapmışlar. Yani usulsüzlük nedir diye bir ders olsa al fakültelerde okut o cinsten. Bulgu 3. Bazı şirket çalışanları ve bunların aile fertleri için yapılan özel sağlık sigortası bedellerinin şirket bütçesinden karşılanması. 2022 dönemini kapsayan grup sağlık sigortası hizmet alım içine ilişkin sözleşme 522.202 lira artı KDV bedelle Beltur ile ilgili sigorta şirketi arasında akdedilmiş. Yani kamu kaynaklarının israfına çok güzel bir örnek daha. İsrafı bitirmeye geliyoruz diyerek israfın şampiyonu olmak bu olsa gerek. Bulgu 4. Açık ihale ile yapılması gereken işlerin doğrudan temin yöntemiyle kısımlara bölünerek yapılması. Sayıştay'ın yaptığı incelemede şirket yetkilileri tarafından doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan bazı mal ve hizmet alımlarının 2022 yılı için belirlenen 218.395 TL üst sınırını aşmayacak şekilde kısımlara bölünerek gerçekleştirildiğini tespit etmiş Sayıştay. Bu konu zaten bu dönemin modası. Geçen ay denetim komisyonu raporunda da İBB'deki ihale usulsüzlüklerini dinledik. Ne bekliyorduk yani? İBB bu alanda çukurun içine saplanmışken onun iştiraki Beltur şeffaf ve kuralına uygun mu hareket edecekti? Hayal işte. Bulgu 5. Yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve bu nedenle ilave masraflara katlanılması. Bakın burası çok önemli. Şirketin vergi borcu, prim borcu, ilan ve icra ödemeleri, fatura ödemeleri gibi bazı ödemelerini zamanında yapmadığı, bu nedenle gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı, idari ceza gibi ilave maliyetlere katlanmak zorunda kaldığı görülmüştür. Sayıştay'ın tespiti bu. Yapılan incelemede şirketin 2022 yıl sonu itibariyle vadesi geçmiş 4.571.000 lira sosyal güvenlik prim borcu, 2.654.000 lira vergi borcu bulunduğu, aynı zamanda 2022 yılında yapması gereken ödemeleri zamanında yapmadığı için 2.116.000 lira gecikme zammı ve faiz ödemek zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, Beltur'un nasıl yönetildiğini anlamak için, İBB'nin ve iştiraklerinin ne halde olduğunu anlamak için inanın başkaca bir şey konuşmaya gerek yok. Bakın tekrar ediyorum. 2022 yıl sonu itibariyle vadesi geçmiş 4.571.000 lira sosyal güvenlik borcu,
2.654.000 lira vergi borcu bulunduğu ve 2022 yılında zamanında ödeme yapılamadığı için 2.116.000 lira faiz ödemek zorunda bırakılan bir kurum. Zamanında yapılmayan ödemelerin yükü ne kadarmış? 2.116.000 lira. Burada bir detay daha vereyim. Bu rakam bir başka iştirak olan İsfalt'ta ne kadar biliyor musunuz? 6.185.000 lira. Yani iki tane iştirak, sadece iki iştirak Beltur ve İsfalt toplamda 9 milyon TL gecikme zammı ödeyecek. Borcun kendisi değil, yanlış anlamayın. O borca tahakkuk ettirilecek faiz ve gecikme zammı olarak 9 milyon TL ödeyecekler. Yani 9 milyon liralık kamu zararı oluşturmuşlar. Bu ne demek? Gitti 500 bin litre süt. Personelinin SSK'sını, aidat ve faturalarını ödeyemeyen kurumdan ne beklenebilir? Bu yönetim anlayışıyla kaliteli hizmet üretilebilir mi? Yazık, gerçekten yazık. Bu kurumlar sizin de değil, İstanbullunun kurumları. İstanbul'un değerleri bir bir eriyor maalesef. Çok tartışılması gereken bir bulgu daha. Finansal kiralama işlemleri için meclis kararı alınmaması ve ek mali külfete katlanılması. Şirketin borçlanma mahiyetine olan finansal kiralama işlemleri için meclis kararı alınmadığı ve ilave maliyetlere katlandığı görülmüştür, diyor Sayıştay. Burada iki tane başlığı, tanımı daha doğrusu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz konular ama üzerinden geçelim. Belediye ve bağlı kuruluşları en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla artırılan kısmının %10'unu aşmayan iç borçlanmayı nasıl temin edebilirler? Belediye ve bağlı şirketleri Büyükşehir Meclisi'nden onay alarak. %10'u aşacak iç borçlanmayı da yine belediye meclisinden onay alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla gerçekleştirebilirler. Yani belediye ve iştiraki borçlanacaksa meclis kararı şart. İkinci tanımımız da 6.361 sayılı finansal kiralama kanununda finansal kiralama şöyle tanımlanıyor. Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla bu kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik. Bakın altını çiziyorum. Finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi işlemidir. Başka bir ifadeyle biz buna ne diyoruz? Daha çok kullandığımız tabir leasing diyoruz. Hepimiz biliyoruz ki leasing bir kredilendirme işlemidir. Borcun ana parası vardır, faizi de vardır. Dolayısıyla finansal kiralama işlemlerinin bir finansman aracı olarak kullanıldığı, niteliği itibariyle bir borçlanma aracı olduğu açık ve nettir. Aranızda mali müşavirler var. Tek düzen hesap planında finansal kiralamadan gelen kayıtları nerede takip ediyoruz biz? Mali müşavir olan arkadaşlarımızın hepsi bilir. Mali borçlar altında takip ediyoruz. Kısa vadeli ise 301'de, uzun vadeli ise 401'de. Dolayısıyla bu bir kredi borcudur, mali borçtur. Şüphe yok buna. Sayıştay diyor ki, yapılan incelemede şirketin 2022 yılı içerisinde finansal kiralama yöntemiyle borçlandığı ancak söz konusu borçlanma işlemleri gerçekleştirilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararının alınmadığı görülmüştür. Öte yandan söz konusu finansal kiralama sözleşmeleri gereği şirketin ekstra faiz yükümlülüğüne girdiği tespit edilmiştir. Şimdi öndeki tablodan okuyorum. 3 tane leasing işlemi yapmış Beltur. Toplam 5.154.000 TL ana para, faiz ve KDV'siyle beraber 7.846.000 TL borç yüküne Beltur'u bulaştırmışlar. Ve İBB Meclisi'nin haberi olmadan. Bu 7.846.000 TL'nin de 1,5 milyon lirası faiz ödemesi. İştirak şirketleri leasing yolu ile finansman sağlamayı bir metot haline getirmişler. Ve bu işlemleri yaparken de meclisi bypass etmişlerdir. Sadece Beltur değil, örneğin İstaç'ta. İstaç İBB Meclisi'nin haberi olmadan tam 215 milyon lira borçlanmıştır. Rakama bakın, İBB Meclisi'nin haberi bile yok. Bu leasing işlemlerinde ödenecek olan faiz ne kadar biliyor musunuz? 33 milyon TL. Yani 215 milyon lira borç yükünün içinde 33 milyon lirası faiz kısmı. İştirak şirketleri diğer birçok konuda yaptıkları gibi borçlanmaları da meclisi bypass ederek yaptılar. Nasıl olsa bir şey olmuyor değil mi? Yapıyoruz ama yanımıza kar kalıyor diyorsunuz değil mi? Bakın buradan söylüyorum. Yanınıza kar kalmayacak. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahından itibaren teker teker, çarşaf çarşaf hepsini önünüze koyacağız. Bulgu 7. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından riskli hususların bulunması. Bunu iki parça halinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, şirket öz kaynaklarının yıllar itibariyle eksi bakiye vermesi. Yani şirketin öz kaynaklarının yıllar itibariyle gerçekleşen zararlar nedeniyle karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiği,
Bu nedenle şirket aktiflerinin kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamını karşılamadığı görülmüştür. İkincisi, şirketin vadesi geçmiş borçlarının fazla olması. Şirketin faaliyetlerini yürütürken mal ve hizmet alımı yaptığı firmalara, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yüklü tutarda vadesi geçmiş borcu bulunmaktadır. Rakamlara birazdan değineceğim. Değerli arkadaşlar, buradan Beltur'a sesleniyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Bu rakamlar nedir Allah aşkına? Meclisten habersiz borçlanıyorsunuz. Borçlarınızı ödemiyorsunuz. Meclisten habersiz yeni mekanlar, büfeler açıyorsunuz. Nereye gidiyor bu kaynaklar? Beltur'un öz kaynağının artıda olduğu son yıl hangisi biliyor musunuz? Bakın, bir tane tablo göstereceğim size. Beltur'un öz kaynaklarının artıda olduğu son yıl 2019 yılı. Diğerini zaten görüyorsunuz. 2019 yılında öz kaynaklar 11 milyon 810 bin TL, 2020 yılında eksi 48 milyon 497 bin TL, 2021 yılında eksi 60 milyon 231 bin TL, 2022 yılında eksi 128 milyon 820 bin TL. Yani arkadaşlar, demin başında geçmiş olsun demiştim, müthiş bir başarı hikayesiyle Beltur'u batırmışsınız. 2022 yılında gerçekleşen 83 milyon 800 bin zararla, 800 bin TL zararla 2023 yılı Sayıştay raporu yapılırsa burada göreceğiniz rakamı ben şimdiden söylüyorum. 226 milyon TL. Maalesef böyle. Tabii bunun üzerine demin söyledim, ödenmeyen SSK borçları, vergi borçları, leasing yoluyla çekilen krediler tamamına yakına gecikmiş 117 milyon lira borç. Bakın, Beltur'un yapmış olduğu ham madde alım firmaları, hizmet alım firmalarına borçları 117 milyon lira, vadesi geçen 111 milyon lira. Zaten tamamı gecikmiş. Maalesef bir enkaz bırakıyorsunuz. Akıl tutulması bu. Şükürler olsun ki 2 ay sonra seçim var. Hem bu kurumları hem İstanbul'u düştüğü bu sıkıntılardan kurtaracağız. Değerli meclis üyeleri, benim burada anlatamadığım daha birçok bulgu var. Sayıştay raporunu vakit ayırıp okursanız, başlıklarına dahi değinemediğim bulguları orada okuyabilirsiniz. Maalesef iştirak şirketleri hiç iyi yönetilmiyor. Zaten bu dönemden sonra yokuz anlayışıyla kurumlar talan edilmiş durumda. Buradaki tek doğru düşünülen kısım, gerçekten de bu dönemden sonra yoksunuz. İstanbullu bu yapılanları yanınıza bırakır mı sanıyorsunuz? İstanbul'un kazanımlarının kaynaklarının heba edilmesine göz yumar mı sanıyorsunuz? O yüzden ne diyoruz? Hazırız, kararlıyız. Yeniden İstanbul için çoğu gitti, azı kaldı. Teşekkür ediyorum. Evet, Fatih Bey'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Mesut Bey, buyurun. Başkanım, teşekkür ediyorum. İyi bir meclis diliyorum herkese. Şimdi tabii ki son 3 aydayız ve 3 ay sonra yerel seçimler var. Bu ve bu tarz çarpıtılmış konuşmaları dinleyeceğiz. Doğaldır yani bu. Partiler seçim süreçlerinde konuşulabilir. Tabii Sayıştay raporu da şükür ki İstanbul Büyükşehir Belediye'mize 2019'dan sonra gelmeye başladı. Bu da güzel bir şey. Tabii geldiğimizde başkanım, 2019'da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu önderliğinde devraldığımızda çalıştık. İştiraklerle ilgili yaklaşık 30 civarı iştirakimiz var biliyorsunuz. Şunu gördük. Koskoca iştirakler borçlarından dolayı İBB'nin açtığı ihalelere giremiyor. İhale yasaklısı. Bakın, ihale yasaklısıydı birçok iştirak şirketi. Doğru yönetim, tasarruf ve iyi bir ekiple, bırakın borçları geri ödemeyi, Türkiye'de son yıllarda iştirak şirketlerimizin birçoğu ilk 500'e giriyor. Var mı Sayıştay raporlarında? Sayıştay Başkanı, Sayıştay Müfettişleri yazmış mı? Tabii ki bunu şöyle çözebiliriz. Fatih Bey 2019'dan sonrasına bakıyor da bir de 2019'dan öncesine baksın. O borçları 30 tane iştirakin, isterse o bilgileri de paylaşırız onunla. Verilerine baksın, ekonomik verilerine baksın. Şurada yine konuşsun. Birçok veriden bahsetti, işte borçlanma gibi. Tabii bu detayları bize çalışır bakarız. Çünkü çok rakamlar ne derece doğru değil, ona bakacağız. Ne kadar Sayıştay'desiniz de biz sizin yorumlama farkınızı da biliyoruz. Ama hiç şeyden bahsetmedi. Kötü yönetilen ekonomiden dolayı artan maliyetlerin vatandaşa yansıtılmaması için aylardır çalışan, yıllardır çalışan, özveriyle çalışan genel müdürlerimize, yöneticilerimize hiç bahsetmedi. Mesela şu anda
Beltullarımız ve sosyal hizmetteki sosyal tesislerimiz gayet uygun fiyatlarla piyasaya göre hala vatandaşımıza hizmet veriyor. Belki 3 liraya aldığımızı 2 liraya satıyoruz. Ham maddeler, gıda o kadar çok pahalandı ki merkezi yönetimin yani AK Parti iktidarının ülkeyi kötü yönetmesinden dolayı, mesela dolar belki 30 lira olmuştur. En son 29.90'dı. Bakamadım. Hiç bunları değinmeyeceksiniz. Bunların hiçbiri yok. Sanki bizim iştirakler, sanki Beltur kendisi ayrı bir cumhuriyet. Kendi üretimi, kendi bayrağı var gibi. Her şeyin sorumlusu Beltur. Ondan sonra çıkıp burada seçimlere 2 ay kala siyaset yapacaksınız. Şunu söyleyeyim. Biz 1 Nisan'da aynı kararlılıkla Ekrem İmamoğlu başkanlığında yine burada olacağız ve iştiraklerimiz olarak da İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz başkanım. Teşekkür ediyorum. Peki. Fatih Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Şimdi konuştuğumuz konu zaten Sayıştay raporunun kısa bir özeti. Rakamların tamamı bir hayal ürünü değil. Sayıştay raporlarında geçen rakamlar. Farklı bir şey ne olabilir diye düşündüm biraz. Aklıma da bir şey gelmedi artık Mesut Bey ne düşünüyorsa. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın, birinci maddede söylediğim Cadde Bostan, Menekşe ve Flora Güneş Plajı'nın hukuki bir dayanaksız olmaksızın işletilmesinden Beltur 30 milyon lira gelir elde etmiş. Bakın, hiçbir hukuki dayanak yok, hiçbir sözleşme yok, bir kira sözleşmesi yok, büyükşehire hiç para ödemiş mi bilmiyoruz. 30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SSK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş. Siz ne anlatıyorsunuz Mesut Bey? Şirketin 2019 yılında öz kaynağının artıda olduğu son yıl, 2019'dan sonra zaten şirket batışı hızlanmış. Tabloda gösterdim. 11 milyon 810 bin lira artıda olan öz kaynak bugün itibariyle 2022 yıl sonu itibariyle eksi 128 milyon 820 bin lira. 3 yılda yapılan zararın toplamı 142 milyon lira. 2022 sonunu ilave ettiğinizde 2023 rakamı 226 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla çok başarısız bir yönetim var. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Rakamlar ortada. Teşekkür ediyorum. Peki. Bir diğeri de Fatih Bey geç İmam Bey bahsetti ama ben şu Beltur'la ilgili yani hakkaniyeti anlatmak için Fatih Bey'e bir iki hatırlatmada bulunmak istiyorum. Beltur'u burada anlatırken pandemiyi unuttu herhalde Fatih Bey. Maalesef bizim bu 5 yıl içinde yaşadığımız depremler, pandemiler, bir sürü felaketler yaşadık. Pandemi de bu ülkemizde hem ülkenin ekonomisini etkileyen hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini aynı zamanda iştiraklerin bütçesini de etkileyen, çalışmalarını da etkileyen bir zaman oldu. 2 yıl gibi bir sürdü ama bu bir feleketti. Dünyanın yaşadığını biz de yaşadık. Bu doğal olarak hem ekonomimizi etkiledi hem de faaliyetlerimizi etkiledi. Bununla birlikte yine İmam Bey dile getirdi. Yani sizin dönemimiz bizim dönemimiz demeyi çok uygun bulmuyorum. Onu da birazdan açacağım. Ama 2019'dan önce yani hastane kafelerini Beltur işletirken 2019'da yerel yönetimlerin İstanbul'da el değiştirmesiyle birlikte maalesef hastanelerdeki sebebi nedir bilmem. Hastanelerdeki o Beltur işletmeleri el değiştirdi. Farklı bir şeye gitti. Bu da bir anlamda da gelir kaybıydı. Bunu da görmek lazım. Yine plajlarla ilgili bir örnek verdi Fatih Bey. 2015'ten önce yapılan sözleşmelerle işte bahsettiğiniz Flora Plajı da dahil Sağlık Aşağı'da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. Büyükşehir Belediyesi iştirakleri tarafında işletirirken Beltur tarafında pandemiyle birlikte de eskisi gibi çok işlevli bir plajlar olmamasına rağmen Beltur tarafında işletilmiş. Eksik var mıdır yok mudur açıkçası o konuma çok hakim değilim. O yüzden de o konuda çok ama vergilerden bahsederken yani SSK vergileri, diğer vergileri bahsederken kamu zararı oluşturdu. Sayıştay raporuna istinaden kamu zararı oluşturduğunu söyledi. Sonuç itibariyle biz cezayı da vergiyi de devlete ödüyoruz. Dolayısıyla bir kamu zararı oluşması söz konusu değil. Eksik yapılan işlemler olmuş olabilir ama vergiyi bizden devlet alıyor. Dolayısıyla da kamu zararı devletin gecikmez ama bir kamu zararı değil. Devlete ödüyoruz Fatih Bey. Yani vergiyi devlet alıyor. Şahsı ödemiyoruz. Dolayısıyla da bir işlem hatası olabilir. Devletin kasasına gidiyor. Anladım. Ben ne demek istediğinizi anladım. Ama devletin kasasına gidiyor. Bir işlem hatası olabilir. Yine de bu kürsüye gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları, gerek AK Parti, gerek diğer parti gruplarından meclis üyesi arkadaşlarımız çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını, faaliyetlerini
biz yaptık, siz yaptık diye hep anlatıyorlar. 2019'dan öncesi, 2019'dan sonrası 25 yılımız, 5 yılınız diye bir kıyaslama yapılıyor. Bu, ben kendi adıma söyleyeyim, ben bu mecliste meclis üyesi olarak geldiğimde yani başkanlığın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması, Ekrem Başkan'ın başkan olması, meclis çoğunluğun da AK Parti'de olması dolayısıyla da gerçekten kendi içimde sevinmiştim. Yani bir kontrol mekanizması olacak ve biz İstanbullulara hizmet edeceğiz. Ettiğimiz alanlar da var. Bugüne kadar birçok olumlu şey, İstanbulluları ilgilendiren birçok şey burada geçti. Ama maalesef birçok şey de karşılıklı siyasi anlayışlar doğrultusunda engellendi bir şekliyle. Siyasi sebeplerle engellendi. Keşke biz sadece buradaki amacımızı İstanbullulara hizmet olarak görseydik ve bugün bu kürsülerde, yani işte metronun 40 kilometresini biz yaptık, 60 kilometresini siz yaptınız falan, temeli biz attık, spor salonunu siz bitirdiniz, şunu biz yaptık falan noktasından değil de bir büyükşehir belediyesinin meclisinin yapması gerektikleri noktasında tartışabilseydik, konuşabilseydik. Vergi İstanbullular ödüyor, bizim de içinde bulunduğumuz İstanbullular ödüyor. Yönetenler de, buradaki meclis görevi olanlar da, yönetenler de bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bu hizmetlerin sahibi ne AK Parti'dir ne de Cumhuriyet Halk Partisi'dir arkadaşlar. Bu hizmetlerin sahibi, bu eserlerin sahibi İstanbullulardır. Dolayısıyla da biz İstanbullular olarak görebilirsek bence daha iyi olur diye düşünüyorum Sayın Başkanım.